Yani bu kuşçuluk hastalığı çok büyüktür. Bir yakalandığı zaman evini mevini terk eder. Tabii canım. Çoluğunu çocuğunu ihmal edersin. Yalan söylersin. Kuşa giderken bir arkadaşım rahatsızlandı, oraya gitmek mecburiyetindeyim. Veyahut işim var, şuraya gidiyorum. Yani kuşa gidiyorum dedikten söylemez, yalan söyler. Yani bu çok doktan bir iş yani. Dünyada 60 milyara yakın kuş var. Bunun 40 milyarına yakını mevsime göre yazın kuzey yarımküreye, kışın güney yarımküreye geç ediyorlar. Eski dünyanın iki tane önemli göç noktası var. Bunlardan bir tanesi Boğaziçi ve Çanakkale Boğazları. Yani Boğazlar diyelim, Türk Boğazları diyelim. Bir tanesi de Cebeli Tarık. Milyonlarca kuş İstanbul'u bir göç rotası olarak milyonlarca yıldır kullanılıyor. Burasının bu coğrafik özelliği, güneyinde Marmara Denizi'nin, kuzeyinde Karadeniz'in olması, boğazın mesafesinin çok fazla uzun olmaması, kuşların buradan geçmesi dolayısıyla sıkışması, bu görsel zevki bize tattırıyor. Adeta bir Huni'nin daraldığı yer olarak İstanbul'u tarif edebiliriz. Yani Huni'nin geniş ağzının bir tarafına Atlantik'e dayanan Avrupa, diğer tarafında Urallara dayanan bir Rusya olarak, bir Doğu Avrupa olarak düşünürsek, onun, o Huni'nin gelip daraldığı yer işte İstanbul Boğazı'dır. Tabii bu göçün bu denli daralması İstanbul'da, çok sayıda kuşun aynı anda, çok çeşitli türden kuşun aynı anda bölgemizde görülebilmesini sağlıyor. Bu çok büyük bir zenginlik. Süzülerek göç eden kuşların tespitini yapıyoruz. Sayısını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Son 5 senedir İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu olarak her türlü kuşu görebiliyorsun. Ötücüyü de görebiliyorsun. Sakası, florası, isketesi, fanyatası, ispinozu geliyorlar şakır 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 şakır. Sabah burada bir görseniz bana konser veriyorlar. Üstümüzde kartal, yanımızda ötücü kuşlar. Boğazın üstünden turnaları görüyoruz, ördekleri görüyoruz. Farklı martıları görüyoruz, yelkovan kuşlarını görüyoruz. Harika bir şey. Kuş, ötücü kuş grubu ya, keten kuşu ya sakın. Ötüşüyle insanların kalbine taht kurmuş bir takım kuşlar var. Bunlardan bir tanesi örneğin saka. Saka genellikle Ekim-Kasım aylarında ülkemizde çok bol miktarda sürüler halinde bulunur. İnce uzun bir gagası vardır. Bu ince uzun gagasını özellikle dikenler arasındaki tohumları yakalamak için kullanır. Onları çekip çıkarmak için kullanır. Gaga bu şekilde o yüzden sivri biçimde evrilmiştir. Gagasının hemen arkasında adeta kan kırmızı bir tüy bloku vardır ve hemen onun arkasında beyaz yanakları vardır. Kanatlarında siyah ve sarı tüyler vardır. Yani bir sakayı bir kere gördüğünüzde daha sonra unutmanız onu veya bir başka kuşla karıştırmanız hemen hemen olanaksızdır. 1951 yılında İstanbul'un Burgaz Adası'nda doğdum. İlk çocukluk yıllarımda babam kanarya kuşu beslerdi. Dolayısıyla ona bakarak bir kuş zevki oluştu. Bu kuş zevkinin başlangıcı ilkokul 5. sınıfta el işi dersimizde kafes yapma dersi vardı. Bir kafes yaptık. Tabii babam bana çok yardımcı oldu. O kafesi yaptıktan sonra ilk kuşumu aldım. Bir saka kuşu aldım ve o kafeste besledim. Dolayısıyla ondan sonra saka kuşu merak peyda oldu. Evde besledikten sonra ufak ufak kahvelere gitmeye başladık.
Saka kahveleri ve Florya kahveleri. O zaman Kurtuluş ve Dolapdere etrafında çok kuşçu kahvesi vardı. Bu kahvelerde kuş ötürürlerdi ve ben 10-12 yaşından sonra bu kahvelere gitmeye başladım. Ve çok meraklıydım Saka kuşuna. Dolayısıyla Sakacılara çok yaklaşırdım ve Sakacılarla hep Saka kuşu hakkında sohbet ederdik. Kuşçuluğa çocukluğumdan beri meraklıyım. Okula giderken okuldan kaçıyordum. Çamlıcılara kuş tutuyordum. Küçük kafeslerimiz bile yoktu. Hani eski kafeslerde besliyorduk. Oradan başladım kuşçuluğa. 3. sınıftayken daha. İlk öttürdüğüm kuş çocuğum. Hani 13-14 yaşlarındayım. Üsküdar'da çiçek bahçesi var. Rumundu, Yanko. Kim kaçırmışsa kaçırmış. Gayet boylu, güzel bir kuş. Bir ses duydum, elimde de benim öten kuşum var, kapan da var yanımda. Bir gördüm kuşu öttüğünü, bayıldım kuşa. Kaçırmışlar ama. Bir de dişi var yanında, dişi de çirkin. Dişiyi kovalıyor, kapana girmiyor. Bak, dişi girdi kapana. Dişiyi aldım, benim kuşun yanına attım. O da geldi kapana, tuttum. Bu sefer ciğerci Hikmet abi vardı. O geldi, benim kuşum dedi. Vermem dedim, kömürlüğe kapadım bilmem ne. Amcam dedi ki ver dedi, bizi kavga ettirme. Hikmet abinin kuşuysa ver dedi. Verdim kuşu, Üsküdar'da ciğerci dükkanın üstüne asıyor köşeye. Bir gece unuttu. Gittim onu sırıkla aldım, çaldım, gene getirdim. Kuş çok ötüyor, kömürlüğe de kapasan ötüyor. Geldi gene istedi, amcam kızdı, verdi. Kuşu 18 liraya sattı o zamanın parasına. Çıkarttı amcama 5 lira verdi. Birinci kuş oydu, en iyi geçen ellerime. İlk güzel iyi kuşu 1964 senesinde Arnavut Kerim'den Kasımpaşa'da 200 liraya satın aldım. O zaman 200 liraya bir araba satın alıyorduk. Chrysler, o eski Plymouth'lar, Chevrolet'lerle 200 liraya bir araba satın. Ben 200 liraya bu kuşu almıştım. Ben bu kuşu bana Metet'ten Şevket kanalıyla, Arnavut Şevket kanalıyla satın aldım. Ben o kuşu alana kadar Sakacılık Kakan'da fazla bilgim yoktu. Sırf kulak bilgim vardı. O kuş beni hoca yaptı. Kuş merakımız benim dayımdan geliyor. Birinci Dünya Harbi'nde o Ermenilerle olan hadiselerde benim dayım bir Ermeni evinden bir çift güvercin almış. Onu eve getirmiş ve onları büyütmüş. Onlardan yavru çıkartmış. Yani benim kuşçuluğa karşı merakım oradan başladı. Sonra sakacılığa başladık. O zamanlar saka besledik ama anlamıyorduk. Fatih Camisi'nin arkasında ve ön tarafında kahveler vardı o zaman. Saka tutanlar, orası bir tarihi yerdi. Bütün saka merakları oraya gelirlerdi. Kimi saka alır, kimi filiri alır. O zamanlar tavuk dahi orada satıyorlardı. Koyun satıyorlardı, keçi satıyorlardı. Yani alışveriş yaparlardı. Hinciler, tavuklar getirirlerdi. Bizler onların arasında büyüdük yani. Onları gördük orada. Sonra onları kaldırdılar o zaman. Bizim ustalarımız Üsküdar'da Albay Ali Bey vardı. İstanbul'da da en meşhur Ömer Efendi vardı. Bariye binbaşısı Ömer Efendi. Ali Bey ata binerdi. Evin önünde beklerdim. Sabahleyin 5 kuruş verirdi bana. Çamlıca'ya götürürdük kuşları. Ata binerdi. Asker de attan onun seyisiydi. Askere kuş vermek yasaktı o zaman. Örtün içinde kuşlar. Evladım sallamadan götür. Derdi sana para vereceğim. Giderdik. Asker atları otlatıyordu. O tezkereyi düşünüyor. Ali Bey'le beraber biz dinliyoruz. Bak evladım bu şakşakları, şu dili, hani hepsini söylerdi bana. Ben de çocuk olduğum için hepsini kaydediyorum. Ben şimdi onları tanıdığım zaman elindeki kuş var, ötüyor. Zehir zembeyle ötüyor. Aldım onu götürdüm oraya. Bana dedi ki Ömer amca, oğlum dedi, sende kaç tane kuş var? Dedim, iki tane var amca dedi. Sen getir bakalım dedi. Ben de o öteni aldım götürdüm. Kasımpaşa'dan aldım. Motor gibi ötüyor, hiç canavar. Götürdüm. Neyse astık, kuş öttü. Kuşu dinledi. Bana dedi ki, oğlum dedi, aferin dedi. Kuşun güzel, çok cömert, ötüyor ama dedi, bu dedi bizim aradığımız kuşlardan değil deyince ben şey yaptım. Sen bir tane tutmuşsun dedi kendin. O ne yapıyor? O daha dedi,
yani yemlenmedi ama abi babi ders yapıyor. Sen dedi onu getir bakalım buraya dedi. Peki dedim ben. Getireyim dedim. Ertesi hafta onu getirdim ben ona. Getirdim bıraktım. Oğlum otur bakalım dedi. Bak dedi sana bir şey söyleyeceğim. O sana birinci kuşa getirdin. O bizim aradığımız kuşlardan değil. Ama sen onu besliyorsun başka. Senin bize getirip bıraktığın kuş çok iyi bir saka dedi. Bak dedi, eğer bu kuşu satmak istersen ben sana ne istersen vereceğim dedi o zaman bana. Ben dedim Ömer amca dedi, ben de meraklıyım dedim. Ondan sonra benden istemeyin dedi. Madem sizin aranıza girdim dedim, bunu benden istemeyin dedim. Öyleyse dedi, onu kimseye satmayacaksın dedi. Beni tembih ettirdi. Çanakkale Harbi'nden yeni çıkılmış. Kuş tutan yok. Bütün İstanbul'un gençleri Çanakkale'de gitti. Trakya'nın gençleri Çanakkale'de gitti. Kadınlar aldı 80 yaşında, 90 yaşında erkek dedeleri. Bir hanım elinde kürek, birini kazma. Karacaahmet'e dedelerimizi öyle gömdüler. Bütün gençler kırıldı. Üsküdar'ın, Bursa'nın, bu bütün hani Trakya'nın hepsi gençleri kırıldı. O zaman fazla kuş tutulmadığı için kümeler büyüktü. Şimdi kuşlar mesela azaldı. O zaman ben numune hastanesini oraya kurardım işte. Orada tutardım. Ağlar hoşuma gitmiyor. Bazen polisler kovalıyor, ağları alıyor. Geldim limon iskelesine. Ökçenin tanesi 7,5 kuruş. Yarım metre sopaların boyu. Yeşil renkli ökseler. Yunanistan'dan geliyor. Ve yeşil hakiki ökse. Efendim gelirdim oradan. Biriktirdim parayı 30 kuruş. Abi 4 tane ver, biraz da balından fazla koy. Yani macunundan. Bir sopaya da onu sorardım. 4 ökse 5 tane olurdu. Bunları 5 taneyi aldım. Çıktım şeye doğru, Çamlıca'ya doğru bir dal kestim, donattım 5 tane ökse. Elimde bir iskete var, bir kafes var, başka kafes yok. Bir kafesin içinde gittim, bir küme iskete geldi, elimde iskete ötüyor. Dalı böyle bir tuttum, süper oldum, üstü doldu. Hangisini erkeklerin aldım, dişileri koyverdim. Çocukluk bu işler, hani insan gözü doymaz ya. Hepsini tuttum bir kafese, benim iskete kayboldu içlerinde öten. Eskiden biz şeyde Edirne kapılı orada şey derlerdi, Cicoz diye bir yer vardı orada. Şimdi oralar hep fabrik olmuştur. Oraları kırlıktır. Biz oraya giderdik kuş tutma Cicoz'a. Ondan sonra da o zamanlar bizim kuş tuttuğumuz yerlerde Rumlar gelirdi. Ben saka tutardım orada. Benim üstümde Rumlar fidurya tutarlardı. Ökseleri koymuşlar. Aynı zamanda şey de yakalıyor, kocabaş da yakalıyorlar orada. Onlar kesiyorlar, yiyorlar. Üsküdar'da yeni caminin içine sakalar yuva yapardı Üsküdar'a. O yeni caminin. Oraya yuva yaparlardı. Ağaca çıkardım, balıkçı reisi İrfan Reis vardı. Ulan hergel ederdi. Gene yavruları, vallahi karıştırmıyorum, yumurtalarına bakıyorum İrfan amca derdim. Hani o kadar sessizdi Üsküdar. En çok kuş tutulan yer Üsküdar'da Numune Hastanesi'nin arkası. Bir de Haydarpaşa Lisesi'nin önü, hareme bakan taraf. Şimdi yol geçiyor, harem yolu. Tam o yolun üstüne ağ kurardık biz, asfalt. Hareme otobüsler iniyor, arabalı vapurlarına binmek için. Oraya ben ağ kurardım. Denizden gelen, bu şeyden, Sarayburnu'ndan gelen kuş yorgun. 100 tane varsa 100'ü inerdi. Tıbbi Mektebi derdik oraya, Numune Hastanesi'nin orada. Hani şimdi Haydarpaşa Lisesi oldu. Oraya kurardım. Benim kurduğum zaman 1940-39'larda. Anladın mı? Padişahımız zamanında Rumlarla Ermeniler arasında Balıklı'da bir kilise ihtilaf konusu oluyor. Ve padişah o zamanları her iki tarafa, heyete bir horoz getirmesini istiyorlar. Horoz dövüşü yapılmasını istiyorlar. Bu horoz dövüşü neticesinde hangi horoz galip gelirse kilise ona verilecekti. Tabii horozlar geldi, dövüştü ve Rum horoz dövüşü kazandı. Ermeni horozu kaçtı ve kilise Rumlara verildi. Bu kilisenin giriş kapısının üstünde bir horoz resmi vardır. Ve horozlu kilise olarak geçer. Zodokopiki Kilisesi. Kuş yeminin kilosu 7,5 kuruştu. Eniştemin yanında çalışıyorum. Tatlıcı Üsküdar'da Zeynel'e. Onun yanında çalışıyorum eniştemin. O Alman Harbi çıkınca çocuğun tabii bana para vermiyorlar. İstediğin kadar tatlıya yat, dükkanda yatıp kalkıyordum. Ama 3-4 tane kuşum vardı. Yemin kilosu 7,5. Alman Harbi pat deyince... Rahmetli İsmet Ünen'e Almanlara yardım etti ya, bütün yani yiyecek maddelerini, kuş yemini de kaldırdı. Kuş yemi bitmişti, gittim almaya. 75 kuruş kilosu evladım dedi. Ben 75 kuruş, 3 kilo tulumba tatlısı 75 kuruş.
Eniştem döver beni 75 ver dediğim zaman. O eski sakallarım vardı 3 senelik 4 senelik. Hepsini koyverdim. Bir iki tanesi uçamadı, kedi kaptı. Hem ağladım hem koyverdim kuşları. O zaman yem bulunmuyordu. Yani yem bulunuyordu da pahalı. Kanaralar, zenginler alıyordu. Hepsini koyverdim. Alaman Harbi bittikten sonra tekrar başladım gene beslemeye. O zamanlar öyleydi. Saka kuşunu anlayabilmek için iyi öten sakayı öterken usta bir adamın yanında dinlemekten başlar. İyi saka kuşu ötümü dinlemeyen bir kişi sakadan anlayamaz. Saka kuşunu dinlemedikten sonra sakanın ne olduğunu bilemezsin. Florya kuşu daha kolaydır. Florya kuşu kendini tanıtır, öğretir. Ötümüyle, her şeyle seni kuşçu yapar. Saka kuşu öyle değildir. İyi bir sakacının yanında saka hakkında bilgi almayıp saka kuşunu öterken namelerini dinlemedikten sonra ve ona söyletmedikten sonra saka kuşunu öğrenemezsin. Sakacı olamazsın. Beyler, sütçünün oryalarını biraz yakalım. Sakaya yol verelim. Şimdi saka kuşunun ana namesi yuvada çipil yavru saka çıktığı zaman çüpetpetle ötüme başlar. Ana baba da sakaları beslemek için ve ot bir ara toplamak için çüpetpet çüpetpetpetpet çüpetpet namesiyle çağırır. Bak çıp 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 şak şaklar nerede? Söyleyecek. Çıp çıp çıp. Söylesene ne? Ondan sonra sakanın esas lisanları çitet 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 dediğimiz aramalarıdır. Saka kuşunun ilk lisanı odur. Tütüler bunlar yem yerken ve yemlenirken bir de kavga ederken aralarında tütü tabir ettiğimiz tütülerler. Saka kuşu kesin kez ara lisanında öter, temiz öter. Neyse o yani. İyisini bulursan ana lisanında öter. Ama pilar kuşu öyle değil. Şimdi tütülerin vuruyor. Sakaların genelde iki çeşidi, sakanın iki çeşidi olur. Bir yerli sakalar, bir de geçim sakaları. Bizim üzerine duracağımız sakalar geçim sakalarıdır. Çünkü o sakaların ötümleri hem kulağa hoş gelir hem de aranılan nameleri öterler. Çipet pet, çipet pet 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 pet, çipet pet, çipet pet 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 pet, altılı yedili, çipet pet 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 pet, bastıra bastıra. Şimdi böyle yapıyor kuş, çipet pet diyorlar. Çipet pet, çipet pet. Bunlar çipet pet ama lezzetli çipet pet değil. Çipet pet 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 pet, çipet pet 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 pet. Cibili 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 şak 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 şak. Cibili cibili şak 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 şak. Hadi yavrum bir daha vur şak 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 şak. Bunlar lezzetli kuş. Şimdi cırlink cırlink pırr çak 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 çak. Bicinik bicinik aniye zırr. Bunlar kuş değil. Ötüyor amatöre, amatöre eğlendirir evet. Fakat hani bilinçli besleyeni her şeyin bir makamı var. Hani klarnet çalan başka makamından çalıyor. Macuncu da çalıyor. Düğünlerde zurnacı da çalıyor. Ama Şükrü Tunar gibi olmuyor. Bir gün evdeyiz. Annem dedi ki buraya dedi bir adam geldi dedi. Sence bir kuş varmış dedi. O da istiyor senden dedi oğlum dedi. Adam dedi ağlıyor dedi burada. Ne diyorsun anne dedim. Vallahi dedi naneciymiş ya. Nane satıyormuş. İşte ağızlık satıyormuş falan. Adam ağlıyor dedi. Ondan sonra ben de gittim Ömer amcaya dedim. Ömer amca dedim veya dedim. O Sıtkı denen adam dedim bizim eve gelmiş dedi. Kuşu istemiş dedim. Oğlum o da demiş ki annemle. Efendim demiş o benim oğlumun kuşu demiş. Ben veremem demiş. Sen onu kendisine bul kendisinden al demiş. Ve geliyor Ömer amcaya söylüyor. O zaman kuşu ona veriyorum. Ağlıyor adam ya. Vallahi bak öyle meraklı adamlar var diyor. İyi bir saka olarak tarif etmem gerekirse bir kere saka cömert bir dövücü olacak. Taneli ötecek. Ve her söylediğini 3-5 sefer, 7 sefer tekrarlayacak. Saka önleriyle dövüşür. Ses aldığı zaman önlerle dövüşür. Önler genelde baştan kara, boğmaklı
dan alınma önler güzeldir ve bunlarla saka kuşu önlerle dövüşür. Saka kuşu önlerle dövüşürken arkadan muhakkak bir şakşa veyahut cakşa bağlar. Saka kuşunun en aranılan vasfı şakşadır. Şakşaksız sakayı yavan olarak dinleriz. Velis 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 diyorlar. Hep onu öğrenmişler. V harfinden kuş dört türlü ön yapar. Velis 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 başka. Veste 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 başka. Vais 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 başka. Veç 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 başka. Mesela veç 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 şak 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 şak. Veste 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 şak 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 şak. Velis 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 şak 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 şak. Hani bunları V harfinden çıkaranlar. K harfinden. Kıs 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 kıs. Yav yav yapar mesela. Kıs 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 yav yav. Kıs 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 başka. Kah kah başka. Kaf kaf başka. Kıya kıya başka. Ç harfinden. Çaça başka. Çel 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 başka. Çaça çaça başka. Cap 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 başka. Hani puan verenler yani bir, hani kulağı çok delik olanlar ve çok meraklı olanlar ayırır bunları. Yoksa şimdi koyuyor ötüyor mu ötüyor. Kovuyor kahveden çıkart kardeşim diyorlar. Hani Zeki Müren şarkı söylerken benim şarkı söylememe benzer. Atarlar dışarı. Yürü derler. Yani bu durumda ona bir sürü kurallar var da ona uymamız lazımdır. Onları arıyoruz. Şimdi bunların bir tanesi yok. Benim evde bir sakalım var 8 senelik. Bir şakşağın hatırı için besliyorum. Artık ayaklarını manyaklarını yemiş böyle kendisi. Saka kuşunda şakşaklar, kabaş şakşaklar ve baş kaba olarak ikiye ayırırız. Bir de düz olan şakşaklar vardır. Bülbül şakşakları ve düz sulu şakşaklar. Bunlar pek makbul değildir. Mesela saka kuşunda kaba şakşak olur. Düz kaba şakşak olur, baş kaba şakşak olur. Fıyakalı hazin olur, hazin kabası olur. Sonra önleri vardı mesela. Şakşağın önüne beste diye bir tufesi vardı. Onu alır, beste beste yo diye bağırır. Arkadan ti şak 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 diye uzatır. Bazen de arkasını bağlar. Hik hik bağından bağlar derler. Kuş önlerle şakşaklarını vurduktan sonra, iyi saka olarak tabir ettiğimiz saka, dövüştükten sonra derse yatar. Derse geçerken güzel sakanın kendine özgü, bülbülün de öttüğü nameleri vardır. Bunlar kıs kıslar, kös kösler, kas kaslar, çelçeller, çiçiler, çançanlar, hihiler, kököler, kikiler, kököler ve diğer saka orta nameleridir. Önleri böyledi. Çipi 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 şak 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 video. Arkadan bir daha 2-3 sefer vururdu, doyururdu. Ondan sonra girerdi. Çipi çipi şak 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 kıs 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 yav 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 çer 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 çer. Tekrar girerdi. Aniya 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 kıya 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 çer 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 yo. Çap 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 çap. Ondan sonra gene geldi. Cibili piçivi şak 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 video. Cibili piçivi şak 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 video. Buna ders yakşa. O önden yaptığı çipi 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 şak 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 videoya bağlamıyor. O kaba şakşağı daha taneli vuruyor. Ve bazen eklemeli yapıyor. Şak 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 şak. Buna eklemeli kaba şakşak. Hani kaba şakşağı ekliyor. Hani iyi kuşlar böyle öterdi. Sonra elime de geçti mesela. Pili pili hiç duymadığım bir kuş. Pili 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 aniya şak 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 şak. Pili 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 aniya şak 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 şak. Ondan sonra başka namelerine giriyor, bülbül şakşağına giriyor. Mesela bülbül şakşağı sanki bir saatlik oradan ses geliyormuş gibi hazin. Ötüyor mesela, bir iki ön yapıyor. Bilis 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 yapıyor. Şak 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 şak. Bilis 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 şak 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 şak. Hani baygın böyle uzaktan geliyormuş gibi. İyi kuşlar böyleydi. Hani benim dinlediğim kuşlar. Saka kuşunda kulağa hoş gelmeyen bütün nameler hatadır. Bunları biz sakada torlu saka tabir ettiğimiz bozuk sakalardır. Ancak bir kuşun çok güzel nameleri, şakşakları ve ortaları güzel olursa arada bir toru bile, normal bir toru bile bir name olarak dinleyebiliriz. Beste 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 niye grrr. Kıymeti yok. Arkadan şakşak da vursa ilk önce affedersiniz küfür ediyor. Evet. Ondan sonra yani neye benzer bu? Kahveye birisi gelir. Selamun aleyküm. Nasılsınız? 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 Atın dışarı. Niye? Bu da böyle. Hanım veç 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 gırrrk. Yahut velis 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 gırrrk.
Abi şimdi şakşağını ötüyor. Ya bırak şakşağını, gelir gelmez küfür etti. Kaldırın, bozuk bu. Tor. Sade torla bozuk bitmiyor. Mesela beste 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 yapar. Beste 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 çeçe çeçe çeçe. Bozuk, eziyor. Çeçe. O beste beste şak 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 yapsak baklava oluyor. Benim sakacılık yaptığım bu 45 sene dönemim zamanında benim elimde 5 tane kuş çıkmıştır. Bunların 2 tanesi parayla satın alınmış kuşlardır. 3 tanesini ben kendim çıkardım. 1000 tane de bir tane rastlar. Ben 84 yaşındayım. 84 yaşına gelene kadar 5 tane kuş buldum. Hani yağması yok öyle. Her ayırdığın kuş ötmez. Her güzel, kadının sesi güzel olmaz. 45 sene zarfında da en fazla dinlediğim saka adedi 20-21'i geçmez. Çipet petle başlayan sakanın sesi hayran eder ehli merak olan herkesi. Olursa bir de kaba ile vestesi daha çok artar dinleyenlerin neşesi. Kıskıslar, çelçeller, capcaplar, kıya kıyalar, şakşaklar kurur pin 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 der bağlar. İyi sakalar böyle öter. İyi kuşu ders ederken, ders esnasında bul kabalarını, kulağına gelir, tak alırsın bir kenara, ona hizmet edersin. Dikilir kuş, ondan sonra kuş kendini gösterir. Ama eğer ders esnasında o kuşun şakşağını sen yakalamazsan, namelerini yakalayamazsan, arada uçup gider o kuş. Onun için iyi kuşu dinlemeden sakacı olamazsın. Ben sakacıyım diyemezsin, saka kuşu meraklısıyım diyebilirsin. Ben saka kuşunu anlarım diyemezsin. Şimdi sakacılık ölmüştür bence. Çünkü oraya gelmeyen adam bu işten öğrenemez. Sakacılık ölmüştür ama pilulacılık ilerler, gider, gider. Çünkü bugün anlayan da var, anlamayanlar da var. Anlayan da var bugün pilulacıdan, iyi de anlayanlar da var, anlamayanlar da var. Çünkü bu iş heyecanlı bir iştir. Sakacılık öyle değildir. Sakacılık burada başlar, burada biter. Bundan bir heyecan duyamazsın. Ama pilocilik öyle değil. 10 sayı öterken 30 sayı öter, 40 sayı öter, 50 sayı öter. Ondan bir heyecan alırsın. Adam ondan kalp krizi bile geçiren oluyor. Eskiden nüfus azdı. Tena deltalık. Tamam mı? Evet. Daha çok Rumlar falan, Ermeniler ekaliyeti olduğu için onlar da besliyorlardı, kaynaşıyordu. Onlar gitti zaten, iş kaldı Türklere. Türkler de İstanbullulardan başka kimse beslemez bu işi. Anadolu'da hiç kimse bilmiyor. İstanbul yerlisi beslerdi. Yani ekaliyetlerle kaynaşmış olanlar besliyordu bu işi. Ondan sonra böyle yayıldı işte böyle İstanbul'a. Rumlar, Ermeniler canarya beslerdi. Munta beslerdi, kocabaş beslerdi. Ekseri Rumlar şey beslerdi. Fülürya, iskete. Bir de saka. Onlar renkli kuşa hastaydı. Ama Ermeniler şey bile beslerdi, iskatoron. İskatoron da öter ama hani bir duru cigi 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 cırırırk. Cigi 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 cırırırk. Bu ne dersin? Cigi 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 cırırırk. Hani lezzetsiz bir ses. Kocabaşı falan beslerdi de bunlar şey çırttan için beslerlerdi. Yani bir ötüm ötüm için değil. Kuş yakalayacaklar ya, geçir zamanı, onun için çırtta olarak beslerlerdi. Abi ötüren ispiroz vardı. İspirozlar çok güzel ötür. Hoca hoca diye diye böyle insan gibi söylerdi. Ama o kuşu herkes de bulamazdı o kuşu. Mesela 100 sayılı bir kuşu nasıl zorsa, ispirozu da öyle hoca hoca diyen kuşu bulmak o da zordu. Bunu daha çok acemler beslerdi. En iyi ispinozlar Alem Dağı'nda çıkarmış. Anladın mı? Nameleri güzel. Hani ti 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 tor de 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 vay 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 vaci. Öbürü basıyor. Gir 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 ves 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 ves. Hoca 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 Ali. Anladın mı? Vay vaci vay vay vaci hoca hoca Ali. Bir de çıkıyormuş capcapi. Anladın mı? Şimdikiler hepsi capcapi yani. Ti 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 tor capcapi. Gel 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 yap 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 iyi bıktırır adamı. Nasılsın iyi misin? Nasılsın iyi misin? Onun gibi. İspinozcular vardı. Çoğu bilmez. İspinoz örtüde örtüyor. Var bir tane elinde ispinoz da var siyah, şimdi Cevdet'ten. Siyah örtüler konur, yakalanırdı.
hoca kuş ortada, onlara ders verir, hocalık yapardı. 10-15 tane alemdağdan yakalarlardı yavruları. Geçim zamanı yavru spinozları yakalarlardı. Hoca kuş öterdi. Ama normal ötüm değil o. Böyle şeydi, hocalı, kendi ötümü hocalili, 4 aydır zaten. Hocalili, çifteli, aynen, öten kuşlar var. O 4 ayı kendi, evet, ötümü kendi, olarak. Evet. En güzel ötümünü dutta öter. Yavrulara dut ders veriyor. En güzel yavrulara ötümü ders verir. Orada kaç tane varsa onu dinliyor. Eğer ki o babanın o ötümünü almazsa hepsi salınıyor. İçinden bir tane çıkarsa o hoca başka bir kişiye gidiyor. Ders vermek için verilirdi. Ona gider öbür o yavru eğer ki babayı dinleyip aynısını aldıysa öbür sene hocalık ona geçerdi. Eskiden bu, biz bunları gördük, yaşadık. Gibi. Ve Rumlar iyi kuşlar olduğu zaman ellerinde iyi kuşlar olduğu zaman kaçırırlar, dinletmezlerdi yani. Yani öyle insanlar vardı, Rum'un biri kuş getirdi miydi, elinde bir kutu oldu muydu kuşunu dinletmezdi. Kutunun içinde yavru var diye öğrenmesin diye. Bu şeye gelirdi, bunlar daha çok Florya çayına. Adam orada şey tutarlardı, oda tutarlardı kiralık. Gelirlerdi, cumartesi, pazar daha çok. Bu yüzden bir sofra. Çavuş rakısı vardı, İstanbul'un rakısı vardı o zaman. Yok. Bir tane de moruk, ihtiyar bir adam, ocak yakar, bir güveç, tamam mı? Ateş yakar. Hem içerlerdi, hem kuş yakalardı. Kuş yakaldığı zaman ağa girip alabilirsen kuşu alırsın, alamazsan öldürüyorlardı. Öldürüyorlardı kuşları, tamam mı? Öldürüyorlardı, o moruk da böyle toylarını yiyorlar, böyle güveçe atar, meze yaparlardı. O da çoğulda götürürlerdi, öldürürlerdi kuşları. Ben orada çocuktum, giderdim. Yardım ederdim, koşardım falan. Sait Faik bir eserinde bundan bahsederdi adalarımızda. Çünkü bazı eski yaşlılar maalesef biz tabii hiç istemediğimiz halde bu kuşları kesip pilavlık yaparlardı. Bizim Müslümanlar şeydi, yemezdi kuş. Yakalar yani meraklı, iyisini yakalar, öttürmek için. 1965-70 yılları arasında genelde bütün mahalle ve evlerde saksı çiçek beser gibi herkes kuş beslerdi. Saka florya beslerdi. Bunları gündüz camlara, binalar ahşap binalar olduğu için çivi çakarlardı ve bunları camlara asarlardı. Ve geçerken yoldan bunları dinlenme olanağımız vardı. İyi olanları alırdık, satın alırdık veyahut teklif ederdik, verirlerdi bize. Bu kuşlar için tabii kuş bulma ihtimali yüksek olur, daha fazla olurdu. İstanbul'da genellikle yayıldığın yerlerden başlıca yerleri Kurtulur. Rum şeylerin yoğun olduğu yer. Balat. Sonra Eyüp Sultan. Osmaniye. Bakırköy Osmaniye. Derken Beykoz'a doğru sıçrıyor. Beykoz'da büyük bir potansiyel var ya. Yani. Büyük merak, çok merak. Ondan sonra Karagümrük. Ben Fatih'te oturuyorum. Fatih Karagümrük. Ha şey, bülbül beslenirdi. Bülbül. Ha. Bülbül. Bülbülü daha kimse bilmiyordu nasıl beslendi. Ben ustalardan görmüştüm onu. Üsküdar'da bir iki kişi vardı, besliyordu. Rumlardan. Ve büyük kafes olur, dört köşe. Üstüne bez dikerlerdi. İçine bir yoğurt kasesi. Anladın mı? Bir yoğurt kasesi. O zaman yağsız kıyma hiç yağ olmayacak. Yahut yürek siniri alınmış. Anladın mı? Makineden çekerlerdi. Şimdi rende yapıyorlar, buzdolabına koyup. Hani rendeliyorsun. O zaman leblebi ununla karıştırırlar. Sadece yemlendirmenin usulü var. Onu ayrıyeten ben sandığın içinde kurt besliyordum. Kafesi hazırlarsın. Bülbülü tutarsın kapandan. Bende hala iki tane kapan var. Hayatımda hiç tutmadım. Arkadaş tuttu bir tane. Verdim, ben tutmadım. Ama tutmasını bilirim, kralını. Efendim? Kurdu alıyorlar, bütün koyuyorlar kıymaya. O kurt oynarken bülbül görüyor, alıyor ama kurdu almadan evvel kurt tepiniyor, kıymadan çıkıyor, sırf kıyma kalıyor orada. Kuş kıymayı tanımıyor ki. Yemiyor, ölüyor. Kurdu ikiye böleceksin. Baş taraflarını hem geri gidiyor kurt, hem ileri gidiyor.
Baş taraflarını aşağı sokacaksın. Böldüğün kanlı taraflar yukarıda kalacak, oynayacak. Kurt geliyor, onu oynarken görüyor, alıyor. 2-3 gün öyle kıymaya kurdu koyuyorsun. Ondan sonra alıştı mı zaten, şeyi bulmasa bile kurdu. Geliyor kıymayı yiyor, lezzetli. Böyle alışıyor. Çırpınmasın diye bez koyarlar, kafayı vurup da burasını kanatmasın diye. Örtüde koyarsın. İyi bülbülse, nameleri dinledinse bilinçli olarak besleyeceksin. Onun da nameleri var güzel. Efendim? Onu bilinçlisini tutacaksın. Yoksa hepsi öter. Bozuk ötene olur, iyi ötene olur, namesi bol olan olur. Baba kuş tutarsan yaşamaz. Genç yavrulardan çıksın. Baba kahreder. Onun eşi var. En ehli kuş da bülbül. Çok çabuk alışır kafese. Çok insana çok çabuk alışır. Çok güzel öter. Onun kanaryaları dinletiyorlardı bülbülleri. İspinoz merakları çok vardı eskiden. Şimdi ispinozu beslemiyorlar bile. İsketeyi amatörler besliyor. En çok beslenen saka kuşu, bir de Florya. Florya yeşil ve sarının renk olarak hakim olduğu, daha ispinoza benzeyen, biraz daha ispinozu andıran bir kuştur. Florya gürbüzdür diyebiliriz. Biraz daha böyle kütük gibidir. Daha böyle dolgundur. Ve sesi de adeta cüssesine benzer bir şekilde diğer saka ve fanyataya oranla daha dolgun ve daha kulağı dolduran, daha insana çok net olarak farklı gelen, tatmin eden bir sesi vardır. Yazma mendilden salarlardı şeyleri. Kuşları öyle getirdiler. Bir örtü falan yok. Açıktı. Evde açık beslerlerdi falan kuşu. Tamam mı? O zaman böyle örtü bir yerde getirirlerdi kahvelere. Mesela buraya şeye getirirlerdi. Bir sürü kapıda kale dışında kahve vardı. Büyük kahve. Burada mezarlığın içinde tekrar bir kahve de vardı. Oraya getirirlerdi. Yazma mendilden bağlar getirirlerdi kuşu. Gemlekçi yaptırıyor bu zaman. Kumaşlar var değil mi? Aldım böyle şey, de böyle yaptım falan fıstık. İlk kere üstüne ekleme mekleme yapıyordum şöyle falan. Yavaş yavaş kafayı çalıştırdık. Kumaşın elinden alıyordum. Ölçüyordum kafesi, boyunu ölçüyordum, enini ölçüyordum, ölçüden yapıyordum. İlk kere tabii iptidayı da yaptığım iş, biliyor musun? Ben işi ilerlettik, ustalığa başladık. Şimdi kendime yapıyorum ya, arkadaşlar. Bana da yap, bana da yap, şunu da yap, bunu da yap falan derken biz işi ilerlettik. Ben örtüleri yapma başlayınca öyle yavaş yavaş millet başladı örtü. Herkes örtüyle örtülmeye başladı. Eşli dosta Ali Paşa'da satıyorduk. 35 kuruşa, 25 kuruşa. Örtü pası bitti. Örtüde kuş ürkmez. Ya etraf başka yerle meşgul olmaz. Kendi ötümünü yapar. Açıkta olsa el hareketinden, baş hareketinden, rüzgardan, yaprak kıpırdamını şuradan falan ötümü keser. Fakat örtüde olduğu zaman diş etkilerden tesir etmez. Tamam mı? Ne oldu işte? Bu kadar. Oysa tamam, yayıldı İstanbul'da artık. Örtücü Celal, örtücü Celal. Biz Zeynep Kamil'de doğduk. 7 yaşına kadar orada oturduk.
Bizim Toptaş'ında turşucu dükkanımız vardı. Harmanlık okulu bize çok yakın ama dükkanımız Toptaş'ında olduğu için babam yahut abim beni okula götürüp getiriyordu. O sıralarda boyacı Selahattin diye bir arkadaş, Zeynep Kamilli o da. Bir de Japon Şükrü, meşhur Japon Şükrü. Bir de Kumser Cemal. O da çok, o da Zeynep Kamilli. Bunlar kuşa gidip geliyorlar. Harmanlık Mektebi'nin yanında Nazmiye Hanım vardı, sütçü Nazmiye Hanım. Onun yanında bir arsa vardı, armutluk vardı. Oraya ağ kuruyorlar. O zamanlar cuma günleri okul kapalıydı yani. Şimdi pazar kapalı ya, o zamanlar bizim zalimizde cuma günü kapalı, cumartesi günü kapalıydı. Biz de okuldan sonra okul yok diyerekten oraya giderdik. Onlar kuş diyorlardı, onların yanında oturuyorduk. Ben kuşa ondan sonra meraklandım. 75 senesinde Yokarki Kahve'yi tuttum. Kuş besliyorum tabii. Kuşçu arkadaşlar da gidip geliyorlar. Haldun diye bir arkadaş vardı, Bahçavuş emeklisi. Onu ben yanıma aldım. Oradan burası şeydi, tarlaydı yani, bahçeydi. Burayı kazdık, bir bahçe yaptım. Buraya bir de havuz yaptım. Üzerini kapattım. Derken burayı dernek olaraktan açtım. Kuşçular Derneği diyerekten. Dernek olaraktan çalışıyorum. Bütün İstanbul olduğu gibi gelip gidiyor buraya. Kuş müsabakası yapmaya, kuş dinlemeye, kuş almaya. Salmalar falan var. Salmalarda kuş besliyoruz. Ondan sonra kahve olarak, kuşçu kahvesi olaraktan çalıştım. Bu kuşçuluk bana dededen, babadan bana miras gibi bir şey yani. Ben kuşsuz, hayvansız yapamam. Şöyle, bir gün lodoslu bir havada kuş tutmaya gittim. Yaş 12. Bugünkü Fenerbahçe idman sahası Kurbaldere. Ufacık bir metre bir ağım vardı. Herkesten gördüm, ben de yaptım. Toru, moru filan yok. Bir tane kuş geldi. İplerimde zaten ekleme, bahçeden çamaşır ipi. Ağı çektim. Aa, baktım kuş içinde zıplıyor. Gittim kuşu aldım, geldim. Kapkara bir şey, gri böyle, kara bir kuş. Kafesim yok ki içine koyayım. Bir tane kuşum var, dişi kuş. Tır 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 tır. Briket buldum, briketin altına koydum. Ya bir tane kuş ötüyor ama benim kuş ötmüyor. Meğer benim şeyimde oturduğum briketin altında kuş ötüyor. Bunu aldım. Meşhur Sarıyerli Arif Kaptan, flüryacı. Flüryacı diyorum, altını çiziyorum. Rahmetlik dayım. O kuşu ben de eskiden tahta evlerde, köklerde oturuyoruz. Duydu sesini. Daha 12 yaşındayım. Gel dedi, bunu kaptan babaya götürelim. Aldı beni de yedeğine. Kuşu da aldık. Doğru Arif Kaptan'a gittik. Arif Kaptan kuşu duydu. Tırıltılarını duydu. Sana oğlum dedi, bak dedi, burada dedi şu öten kuşu vereyim. Nedir bu dedim. Bu dedi dağ babası. Sen bunu besle dedi. Sen bu kuşu besleyemezsin dedi. Allah Allah dedim. Bir baktım benim kafese, bir baktım şimdi benim kafeslerim gibi ceviz, oymalı, örtülü, mörtülü, benim elimde de ötüyor kuş. Ben zevkten dört köşeye oluyorum ama işi bilmiyoruz ki. Dayımın yaptığı, ayıptır söylemesi, bana şeylik. Hani dedem de dinlemedi kuşu. Dedem dinlese bırakmaz. Bir dakikada pazarlık oldu, gitti. Ondan sonra kuş sarı yerli kuş oldu. O zaman Arif Kaptan'ın kuşu. Sünger dikiş makinesi makara bitmiyor. Koyu renkleri. Ya beyaz zaten iki tane alacağım. Kumkapı Ortaokulu'na giderken orada kilisenin istafında kuş yakarlardı dişanyada falan. Ben mektepten kaçardım, oturdu onları seyrederdim. Orada meraklandım. Evden çok da dayak yedim. Kuş besliyorum diye. Neyse o da öyle alıştık kuş besleme. Bu kuşluluk yüzünden de çok şey yedim yani. Çok şey kaybettim yani. Şimdi biz işi ifradına kaçtık artık. İşe bir işe boş veriyorduk. Alıyorduk kuşu sabahtan akşama kadar. Kuş öttürüyorduk. Sabahleyin geliyor, kuş öttürüyoruz. Saat 9.30-10'a kadar. 10'da falan olmuştu. Dükkana gidiyoruz. Gidiyorum.
Hemen önlüğü alıyorum, tezgahı geçiyorum. Başlıyorlar şimdi. Ah diyorlar Şivali Paşa, püf püf kuşlar öttürüyor falan fıstık. Ulan yapmayın ya diyorum. Bir saat falan kalıyordu dükkanda ya böyle. Haydi gene al kafesi, gene git. Onlar beni dükkandan kaçırsınlar da rahat rahat çalışsınlar. İşi bitirip kaydık gitsinler bir araya. Seneler geçti. İş büyüdü. İşi fabrika yaptılar. Fabrika işi. Benim bir çırak fabrikayla ortak oldu her gün. Biz olduk orada işçi. Tamam mı? Şimdi Plüreci nasıl olduk? Askerliğimiz bitti. Tekrar iş yerime döndüm tersaneye. Taşkızak tersanesine, Kasıpaşa'ya. Sako kuşu besliyorum. Güvercin kuşu, mardin kuşu besliyor. Çetin de diye bir arkadaşım var. Çocukluktan tesadüf işte. Hem askerliğimizde beraber yapıyoruz. Ondan sonra kayboluyoruz. İşçi alınacak atölyeye. O da tesbihci tornacı. Ben de tesbihci tornacıyım. Aa baktım Çetin dedim. Ne işin var oğlum dedi. Ya dedi imtihana geldik. Tamam dedim ulan seni buraya alıyoruz. Geldi muhabbet ettik falan. İşi oldu çocuğun fabrikaya girdi. Tabii ben saka kuşu getiriyorum, plan ettiriyorum. O da filire kuşu getiriyor. Ya dedi Tuncay dedi bu saka kuşu yani dedi. Hep aynı nakaratlar yani. E ne yapayım dedim seviyorum. Gel dedi albaya yerli yavrular gelmiş dedi. Sana onlardan bir iki tane alalım. Besle. Öten öter öter ötmez. Neyse biz de aldık. Doğru tepe başına hastaneye gidiyoruz. Albayın dükkanına gittik falan. Ha dedi bak burada var dedi. Sen dedi bu dağ babasını al dedi. Ben yerli yavruyu alayım dedi. Ben anlamam ki ya dağ babası yerli yavru fark etmez. Filuriye yani hiç kıymet vermiyorum. Kafese koydu kuşu. Oo Çetin'in kuşlarına bir makara. Fakat bu öldürücü makara ötmüyor. Normal bir cenelle ötüyor. 20 sayı 25 sayı üst üste falan. Birdenbire kalbim nefes alamamaya başladı hemen şimdi. Kurt başladı. Şefe dedim, söyle dedim posta başına. Bana izin yapsın. Ben rahatsızlandım. Kuşu bir an evvel eve götürmek. Tuncay Diyek'ten bir arkadaş benim ortağın akrabasıymış. Burada oturduk içki içerken dedi ki, bende dedi bir kuş var dedi, size dinleteceğim şu aklını sıkıçıyım dedi. Getirdi niye falan, bantını getirmiş. Bantını getirdi burada. Ben pilule kuşu böyle ötmez diyorum ben. Böyle kuş duymadım. Mesela tellikçi Adil, ondan sonra Aleko kuş. Bunlar İstanbul'da yani baş kuşlar mı dediğim kuşlar. Ben böyle kuş makarası duymadım. Gümbür 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 bitmiyor ki. Bitmiyor. Üst sefer git karşıki apartmana gel, git gel, git gel, bitmez makara. Bir gün gene burada oturduk, içiyoruz ortakla beraber. Ya dedim, bir kuşu bize dinletecekti. Hem dedim akvaryum varmış, akvaryumu bana verecekti. Gidelim dedim. Oturmuş birayla fıstık, şam fıstığı içiyor falan. Bize bira ikram etti falan. Ben dedim bira içmeye gelmedi, bizim kafamız iyi. Kafaları bir dünya. Bir dünya, saat gece saat 12, kim gelir diyorum ya, benim de kafam bir dünya. Yatacağım, zırt kim o, benim. Sen, Aldın abi sen misin? Hayır ol. Badem, fındık, fıstık, bir şişe viski. Sende bir kuş varmış. Evet dedim var. Ötüyormuş. Abi dedim daha hani simsiyat dedim kuş yani dedim. Daha yeni tüyden çıkıp bir sefer karşıya götürdüm öyle dedim. Hani sinirlendim de götürdüm dedim. Ya dedi biz dedi bir hani kahveyi kuşçular kahvesine döndürmek istiyoruz falan dedi. Benim abiyle beraber. İyi dedim ama dedim kuş etmiyor dedim. Halidin abi kurnaz kuşçu ayağınla. Vişik 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 vişik. Cık, hani cilala yakıp topukları cık 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 yapar ya. Gece saat 12 kardeşim karanlık oladırsan gök pat gürültüsü patladı. Gece saat 12 herkes uyanacak. Dedim ki bunu dedim pazar günü dedim yokar ki kahve de bende. Pazar günü getirir misin? Getirin Fehmi abi dedi.
Kahvede nasıl kalabalık biliyor musun? Gürültüden konuştuklarımızı duymuyoruz. Bilardo da var benim kahvemde. Orada bilardo da vardı. Tuncay getirdi kuşu şuraya koydu masaya. Pink, pink, pink. Arkadan vıcdamaya başladı. Ötecek şimdi Fahri abi, Teğme abi dedi. Bir makara tuttu arkadaş. O gürültülü kahvede sinek usta sesini duyarsın. Çıt yok. Bütün millet kahveye hücum etti. 70 sayı, 80 sayı. Böyle makarı daha ömre etme duymadım. Her tuttuğu makarayı 10 sefer, 15 sefer ötüyor bir de. Anlamadın mı? Aynı nefes bir daha, bir daha. Herkes böyle. Öttükçe ulan hani böyle olacaksın herkes düşüyor yere. Florya'nın bir de güzelliği var, heyecanı. 11 ay bakarsınız kuşa, bu kuş bir ay en güzel şeklinde öter. 11 ay her akşam bakarsınız, temizlersiniz, mamalarsınız, tüyden çıkartırsınız. Çok iyi, çok ince bakıma haiz bir kuştur. Yani öyle diğer kanaryalar gibi falan at önüne yemi nasıl olsa öter falan değil. Bunun bakımı falan bayağı zor, bayağı uğraştırıcı. Ama bütün zevki işte Mayıs ayının sonundan Temmuz ayının ortasına kadar ötecek. Biz de o arada zevk yapacağız. Bunun zevki de işte biraz rekabeti boldur bu işin. Flora kuşu dövüşmeyi sever. He, nasıl dövüşmeyi sever? Mesela köpek, kedi birbirleri dalaşır. Flora kuşu da öterek yani makara şeklinde birbirini dövmeye çalışır. Üste yani sesle üste çıkmaya çalışır. Yani bastırmaya çalışır daha doğrusu. Kim daha uzun öterse o daha kabadayı. Kim daha uzun öter? Bu iş böyle. Kim daha kim uzun öter, daha sesli daha kaba öterse o hakim oluyor çevreye. Yani fidele kuşun bir kere ehli keyif adamın işi değil. Hırslı insanın işi. Yani kuş ötüp dövüşürken aslında onun sahibi, bakıcısı aslında dövüşüyor yani. Kötü alışkanlıklara bulaştırma diyeceğim. Oyalar seni. Ama çok fazla derin alırsan aç kalırsın. Çünkü çok zahmetli bir iştir. Günlerce uğraşman lazım bir kuşu. Benim dediğim gibi kendine güvenip özgüvenine göre getirip asıp öttürmek çok zahmetli, çok zor bir iştir yani. En az 2 seneni yer, 2,5-3 seneni yer, zamanını yer. O zamanı harcarsın, o zaman harcarken de işini gücünü bırakırsan ekmeksiz kalırsın. Trilyoner de olsan, paşa da olsan, albay da olsan, general de olsan filolojisin o kadar. Bunun başka kanunu yok. Değil mi ki o kafesi eline alıyorsun, o camiye giriyorsun, hiçbir şeyin geçerli değil. O gömleğini sen öbür tarafta bırakıp geleceksin. Çöpçüyle bile aynı masada oturacaksın. Şerefle yemek yiyebiliyorsan filozofluk yapacaksın. Milletin arasına kuşu çıkartmamız lazım. Niye? Çünkü bu kuş evde beslenen bir kuş değil. Bunu diğer meraklılar duymadıktan sonra bunun hiçbir kıymeti yok. Bir de dövüş kuşu bu yani. Evde kendini öter. Kahveye gittiği zaman daha başka türlü öter. Daha uzun öter. Genelde meraklı kuş olduğu için bu muhakkak kahveye çıkartmak gerekiyor. Yani daha iyi şekilde dinlemek için. Daha uzun dinlemek için. Bir de kahveye çıkartırsa size de çok büyük sürprizler de yapabilir. Hem iyi hem kötü. Getirmişsiniz bir sene evvel kuşunuz harika ötüyor. İkinci sene getirmişsiniz çır kurbağa ötüyor. Çok kötü bir şey yani. Allah kimsenin başına vermesin. Bir kahvede 20-25 kuşçu arkadaşım, kuş meraklısı arkadaşımdan bir araya geldiğim zaman benim kuşum masada 10 dakika 15 dakika makaralarını öttüğü zaman uzun seslerini bozuk ötsün istemem. Ve dolayısıyla benim karşımdaki arkadaşımın da kuşunun bozuk ötmesini istemem. Hem o benim kuşumu bozar ve diğer arkadaşlarımın kuşunu da bozabilir bozuk ötücü. Arkadaşım lütfen kuşun hatalı ötüyor. Burada öttürmesen iyi olur diye söylerim. Uyarırım ve arkadaşlarım da uyarır. Çok da rahatsız olursam onun kuşunun sesinden yani benim kuşum rahatsız olur ve bozulur. Rahatsız olursam ortamı terk ederim. Kalkar giderim. Başka bir kahveye giderim. Onun için kuşların huzurlu olması gibi sahiplerin de bizim de huzurlu olmamızı isterim. Yabancım İzmit'ten gelirler. Beykoz'dan gelirler, Umrani'den gelirler. Burada kuşçu kahvesi diyelim, kuştan gelirler. Sen şimdi misafirsin, senin kuşun ne öttüğünü bilmiyorsun. Çırlıyor, burada iyi kuşçular var. Hemen kaçmaya kalkıyorlar. Sen diyeceksin ki ona, arkadaş bu kuşu dışarıda öttür yahut da öttürme. Ayağının altına al, tut.
arkadaşlar darılıyorlar, bırakıp gidiyorlar. Kuşçuların bu zorlukları var işte. Şimdi koca bir sahabesi Selim vardı, onun kahve vardı, kuşçu. Kendi de kuşçuydu. Kendi de kuşçu olduğu için böyle zartsız kuşları öttüremiyordu kimse. Hiç kovuyordu, yani resmen kovuyordu. Kahvede ders mers olmayacak. Kahve arenadır. Direkt kaçan kuşlar. Orası okul değil. Okula gideceksen kapıdan çıkaracaksın, gideceksin okulda dersini yaptıracaksın çocuğuna. Gezdireceksin, kapıdan içeri makara ile gireceksin. Orada bir şey yok mu? Aşağı kadar kapatıyor. Kuş terbiyesi dedik. Kahve terbiyesi. Eskiden büyüklerimizin kuşu öttüğü zaman bizim elimizde 20 sayı, 25 sayı kuşları biz öttürmezdik. Şöyle baktıkları zaman adamın kuşu 100 sayının üstünde makara atıyor. Seninkini duyduğu zaman tır tır onun ya. Tır 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 yaptığı zaman 30-40 sayı atıyor zaten kuş. Bizimki çatlıyor 25 sayı. 10 sayı, 5 sayı. E sen ister misin? Haliyle istemez. O yüzden kucağımızı alırdı, zapt ederdik kuşu. O kuşları dinlerdik. Ondan sonra eve gelirdik, bütün kuşlarımızı salardık. Böyle bir kuş ne zaman bulacağız? Böyle bir kuş ne zaman bulacağız? Aradan 50 sene geçti. 50 senede 4 tane kuş. 12 yaşından beri bu işin içindeyim. İstikbalime mal oldu. İlkokulu 7 senede bitirdim. Kuş yüzünden. 5. sınıfta kafes yapmaya başladım. Yani hiç hoş bir şey değil. Gerçi de bu bir aşk, bir sevgi hayvanlara karşı yani. Ne bileyim hani yandım işte. En çok o zaman zaten Feriköy'ünde tabii kahveler vardı ama 74 dediğimiz bir kahve vardı. Aynı burası kadar. Büyük, geniş. Büyük, kapalı alan. Zeminde. Abi hiç unutmam. Tabii o dediğin zaman bizler onların yanlarına değil ki. Dediği gibi Naşit abimin girdiği zaman o Mustafa abinin bir salması var. He. Onun o kenarına geçer. Hı. Hepsini tek tek sayayım. İlhami geçer o şeyin ocağın o yan tarafına. O dediğim kimler hani o eskiler artık söyleyin hepsini söyleyeyim yerlerini. Biz de giderdik o barut atılacak arka o taraf. Yerin öbür tarafında dur. Ne zaman abi bir kuşumuz seslendiği zaman getir bakayım derdi abi. Getirdi koyardı. Hayrını gör oğlum. Derdi. Hayrını gör abi. Hayrını gör kardeşim. Sağ olun. Allah razı olsun. Maşallah kani. Allah cümlesine versin. Allah hepimize size, versin. Hepimiz zevk versin. Yapalım. Evet. Karşılıklı ötelim. Flöre kuşu tek öten bir en büyük özelliği elinize alıp saatlerce yollarda dolaşacaksınız. Araba seslerine, insan seslerine çarpmaya, dokunmaya, bir yere asmaya, sarsıntıya alışacak. En ufak bir ses geldiği zaman ötmeyi keser yoksa. Gezdirmekten kasıt şu, evden dışarı çıktığımız zaman kuş elimizdedir sürekli.
Sen işe gidiyorsan kuş seninle beraber işe gelir. Sen bir yere yemeğe gidiyorsan gelir. Gezmeye gidiyorsan seninle beraber gelir. Yaklaşık iki buçuk ay da kuş dersleyip yani gezip dersleyip kendini ötüme hazırlar. İki buçuk ayı bulur. Yani çivisinde evde durduğu zaman askısında bu kuş kendini tamamıyla yapamıyor. Yani %100 yapamıyor metabolizma olarak. Bunun sermayesi eskilerimizden duyduğumuz gezdireceksin bunu. Ben çocuğun arabasına deldim minicikti. Meteor'a diyor oraya kancı yaptım. Dedim ben çocuğu gezdireyim. Ne çocuğu? Kuş gezdiriyor. Tabii bazen gezdirmekte problem olabiliyor işte. Neden problem olabiliyor? Otobüste gidiyorsan işe problem olabiliyor. Gittiğin yerde çalıştığın ortamda eğer anlamıyorlarsa problem olabiliyor. Ama sen tercih etmek zorunda kaldığın zaman tamamen eğer bu işi severek yapıyorsan kuşu tercih ediyorsun zaten. Mesela bana bir gün Nuh Kuyusu Caddesi'nde, bu Bağlarbaşı Caddesi'nde çocuk çevirdi, amca ne satıyorsun bunu? Elinde iki tane çanta kuşlar. Kuş hazır kıvama geldiği zaman bile eğer senin ona ayıracak hani zaman bulamasan bile kuş o şekilde gelmiştir ki öterek seni rahatsız eder kuş. Yani beni artık götür der yani. Kuş seni dürter. Ben artık gitmek istiyorum kahveye. Ortama, topluma gitmek istiyorum der. Geziyorduk. Bütün İstanbul'u geziyorduk. Buradan bir çıkıyorduk pazar günü mesela. Üsküdar'a gidiyorduk. Orada Nalin Kahve var. Oraya gidiyorduk. Oradan Paşabahçe, Paşabey, Beykoz falan geziyorduk. Hava alıyorduk. Hem geziyip kuş ötüyorduk. Türkiye'nin imparatoru benim. Flora kuşunda. 3 sene üst üste bir kuşta şampiyon oldum. 12 tane sandık vurdum. 99 depreminde evdeydik. Birden ev sallanınca bütün hepimiz aşağı indik. Fakat baktım yukarıda bir canlı var. O da benim kuşum. Flora kuşum. Çok seviyordum. Ev sallanırken çıkıp kuşu aldım oradan. Bütün komşular dedi ki bu adam delirmiş dediler. Bir kere flora kuşu heyecan vermesi için mutlaka ki mutlaka uzun ötmesi lazım. Uzunluk şart. Yoksa 8 sayı 5 sayı bir şey vermez flora besleyene. Yani. Kulağına hoş gelen seslerin hepsi flora makarası. Flora'nın kendine has makarası yok. Flora hırsız bir kuş. Çalan bir kuş. Flora kuşunun kendine öz, vış, bir de pıyın gerisinin hepsi çalma. Flora iki tür makara öter. Bir canalya, bir kurban. Onun dışındakiler, sektirmeler canalya çeşitinden geliyor. Kaba kurbağalar, gübüler, bunlar da kurbağa. Mesela sen diyorsun benim kuş... Bizim aradığımız sesler bunlar. Zaten şöyle bir şey var. Bizim Flora'da makara dediğimiz olay nameden sonraki olan bir olay. Evet. Şimdi biz diyoruz ki bak canalya ötüyor. Canalya bir namedir. Ama canalyayı ça 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 diye sıraya vurduğu zaman bu makara oluyor. İşte lülü ötüyor diyoruz. Lülü bir namedir. Tek başına bir namedir. Ama lülü 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 diye arka arkaya sıraladığı zaman bu makara bir makara oluyor. Yani ne oluyor? Ne makarası? Lülü makarası. İşte kurbağa, kurbağa makarası. Canalya, canalya makarası. Ebabil, ebabil makarası. Canalya diye bir kuş var doğada. Bunun ötümünü alıyor, taklit ediyor. Kendi gırtlağına göre uydurup onu ötüyor. Kurbağa diyoruz. Gerçekten kurbağanın ötümünü alıyor. Buyur. Ondan sonra ne diyoruz? Bülbül parçaları var diyoruz. Bülbül, bülbülden aldığı şeyleri, sesleri taklit ederek ötüyor. Bu flora kuşunun en güzel makarası lülülüdür. Evet. Daha bugüne kadar da hiç kimse dinlememiştir. Yani herkes var diyor. Benimkinde var der, bilmem ne der, piyasaya getir. Herhangi bir hayvandan mı alıyor? Yoksa o kendi hançeriyle mi o lülüyü yapıyor? Ya şey, o canalyayı doğada, mi çeviriyor? Doğada. Ya, onu makara yapıyor. Tabii, onu tarla kuşu. Tarla kuşu bak. Doğada bak, tarla kuşu bak. Kalkarken tülöh 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 tülö, tülö diye kalkar. Tülöh. Onu flora kuşu alıp lö yapar. Yani kendine makara olarak benimser. Bizim bir şey avukat Metin Bey vardı Ali Paşa'da. Adam 70-80 sayı düz lülü ötüyordu. Hatta şey yaptı, yerli kuşu aldı, yerli kuşu dinletecek oldu, o da lülü ötecek. Bu sefer ne oldu? Yerli kuşu o kabuk brrr brrr diyor da, o aldı önüne, başladı adam brrr lülü lülü, eyvah gitti kuş saldı. Saldı kuşu, canım kuş gitti. Bu makarayı böyle tutar işte bak, bu makarayı
Bunun ettiği var. 15 sayı bazen yok, söyleniyor. Bu makarayı bitir. Bir dakika seni bakın. Sen de o. Seneye Allah nasip kısmet yani edersin. Çıksın tüyünden falan o makarayı bir ötsün. Tamam abi. Şimdi ne makarası diyoruz ona? Abi ben onu bilmiyorum ne makarası. Ya ne makarası? Sektirme işte. Sektirme bir çeşidi. Sektirmenin... Abi kalkık işte. Kalkık işte. Kalkık. Sektirme. Kalkık sektirme işte. Kaybolan makaralardan bir tanesi GGG. Şimdi gege var mı piyasada, hiç duydun mu? Bir yok. Yarışmada işte 3 sene önce dinledim. Kaç sayı dinledin? 3 sayı dinlemişsindir. Yani. Mesela bir GGG makarası kayboldu. Bir taneli kaba tatata kurbağası kayboldu. Hilmi Kuş'un öttüğü tatata kurbağasından bahsediyorum. Mesela şimdi çok güzel bir gügügü yok. Yok. Çok güzel bir taş kurbağası, eski bizim şeyin kuşları öterdi onu, yakacığın kuşları. Taş kurbağası böyle leylek takırtısı gibi tane tane. Bir de onun zillisi olurdu yani, hiç anlamayan bile bayılır. Bak meraya indik. Sabah ezan okunuyordu işte. Yarım saat sonra filan da şafak atıyor. İndik oradayız. Bu ağaçta kurbağa atıyor. 10 sayı 12'si. Öbür ağaçta sektirme atıyor. Öbür ağaçta gigi atıyor. Öbür ağaçta kaba canalı atıyor. Yuvaları var hepsinin böyle. Alana şey yapmışlar. 6'da diyelim hava attı. 9'a kadar oradayız. Olan bir tane pink deyim ben. Sırf makara var. Bu kurbağa ötüyor ya. Bu sektirme ötüyor. Bu sektirme bunda da var. Tabii. Bu bunu sevmiş. Onu sabah dikine ötüyor. Bak tamam mı? Hepsinin diki ayrı kuşları. Biz floracılar şey yaparız. Benim kuşum 40 sayı öttü, 30 sayı öttü falan diye bir yakıştırma yaparız. Onu da son zamanlarda çözdük. Yani yine rahmetli Naşit abiden bahsedeceğim. Allah rahmet eylesin. Güzel. Derdi ki mesela benim kuş 50 sayı ötüyor derdi. İlami de şöyle sayıyor derdi. Bir. Terrellellim. İki. Öyle sayarsan kuş benim kuş 10 sayı ötüyor derdi. Ama kuşun sayısı şöyle oluyor. Yaklaşık bir saniyeye 3 sayı sürüyor. Evet. 3 de çarpacak. Atıyorum 10 saniye öttüyse bir flora kuşu, 30 sayı. Evet. Yani bunu da o şekilde açtık son zamanlarda. Zilli canayla şelaleden su boşaltırmış aynen tabiri. Aynen. Ama duysanız yani o makarayı bayılırsınız yani. Hiç anlamayan bile aman Allah'ım der, bu ne güzel bir ses. Ne güzel bir makara. Yok. Bir makarayı atıyorum. Güzel bir canalyayı 30 sayı ötüyor kuş. Tak ve çat 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 çat. Devam ediyor veya 40 sayı 50 sayı. Peşinden kurbağaya bağladı. Hata. Benim en korktuğum çır kurbağa diye bir tabir ettiğimiz ezik bir kurbağa vardır. Benim en korktuğum makara odur. En falso odur. Bir de ders yolundaki olan geçmeler falan filan beni hiç ilgilendirmez. Dikine kuşla dövüşürken ki geçme yapıyorsa 5 para etmez o. Dünyanın en güzel makaronu dövse, akşama kadar dövse uzun kuşların %98'i geçme yapar. Flora beslemekteki amaç nedir? Güzel sesleri dinlemek. Güzel makaraları dinlemek. İyi sesleri dinlemek. Sesi iyi olmayınca iyi olmayan her ses bozuktur. Ufak bir sonda diğer makaraya ayak yaptı. Ayak onu tekrar etti. Onu ona geçti onu ve onu öttü zaten. Evet. Bence bir hata değil. Yok hata değil. Hata değil. Bu geçme evet falan değil. Her makarayı notalı dediğimiz makamında alıp da en az 3 ağız, 4 ağız öterse en az bir kere 2 ağız ya falan şey olmayacak. Öterse notalı kuş denir onu. Yani ağzına hakim, diline hakim, her şeyine hakim kuş denir. Mahcup etme şansı daha az. Çünkü flora kuşu kumanda kuşu. Bu kuş zaten asmaca ötmez flora kuş. Şimdi herkes asmaca ötüyor, ötmez. Flora kuşu basar öter. Kumanda kuşudur flora kuşu. Tamam mı? Öyle kumandasız öyle milyonda bir tane ya çıkar ya çıkmaz öyle. O da çıktığı zaman zaten çok para ediyor. Milyarlara ediyor şimdi. Notalı kuşun aranma özelliği yapacağı falsonun yeri belli olur. Yapacağı falsonun yeri belli olur. Yapacağı falsonun yerini anlaman için notalı olması lazım ki benim kuşum şurada hata yapacak dersin. Kafesini ellersin, tutarsın.
çevirirsin. Kuş orayı es geçer. Fil baştan yapar. Teyip gibi. Başa geçer. Gene oradan devam eder. Hataya geldiği zaman akıllı bir adamsan, işi biliyorsan falsosun, en falsolu kuşu, ağzına hakim olan notalı kuşu falsosu öttürürsün. Bu kuşun falsosu yok diye de millete fetva da verirsin. Ama bırakırsın kuşu, ondan sonra falsosunu duyarlar. Dediğim gibi, sesini duyduğum gibi yani aşık oldum ve başladım. Çok beni büyüledi. Çok kendine çekti. Daha önce hiçbir kafes kuşu beslemedim. Yani kafeste kanarya olsun, diğer kuşlardan olsun hiç beslemedim. Bu kuşu duyduktan sonra bu kuşu beslemeye başladım. 2004 yılından beri de besliyorum. Benim kuşum çok yeni bir kuş. 10 gündür kafeste. 4 çeşit makara ötüyor bu kuş. Yerli yavrusu. Ben ilk defa katılacağım yarışmaya. Daha önce yarışmalarda bulundum ama ilk defa yarışmaya katılacağım kısmet olursa bugün. Ama arada bana önceden bir sen peruk meruk da alırdın şöyle Tarkan. Yani, değiştirirdim. Kuş 1 senelik yerli yavrusu, karabük kuşu. 4-5 çeşit makarası var uzun. 1-2 hatası var işte. Onun dışında güzel bir kuş. O hatasız olmasa parayla satın alamayacak bir kuş yani, öyle bir kuş. Jüri o hatayı görürse diskalifiye eder kuşu. Onu öttürmemeye çalışacağım o hatasını. Ezberledim artık kuşu. Nerede hata yapacağını biliyorum. Orada kumanda edeceğiz. Şey olmadı, sağlam geldin yani. Kuşumla ilgili inşallah en büyük cevabı yarışmada kuş verecek. Biz değil, biz sadece vesile olarak buradayız. Caner öter, kurbağa öter. Öterse şampiyonuz, ötmezse topçuyuz. Bizim bu geleneksel her sene yaptığımız bir flora yarışmasıdır. Maksat burada kuşların ötmesi değil, bir araya gelmek, insanlarla tekrardan yeniden tanışmak, yeniden ne bileyim yani güzellikleri ortaya yaratmak. Bunlardır. Kuş vesiledir. Ama bu da bizim bir hobimizdir. Zevkimizdir. Vazgeçilmez bir hobidir yani bu. Hiçbir şeye değişilmez bu. Hiçbir şeye de benzemez. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, toplam 44 tane katılımcı arkadaşımız 44 kuşunu kayıt yaptırdı. Biz bunları dörderli gruplar halinde yarışmaya almak istiyoruz. 10'ar dakika süre vereceğiz. Bu 10'ar dakika süre içerisinde kuşların 3'er hata yapma şansları var. 3'er hata yaptıkları takdirde divan heyetimizin de katılımlarıyla beraber kuşu diskalifiye etmek zorundayız. 3'ten fazla hata kabul etmiyoruz. Kriterler hepinizin her sene malum olduğu üzere uzunluk, tertip, orijinal makara, kabalık ve çeşit makara üzerine olacak. Kuş sahiplerinin kuşları şu an hazır mı? Başlayalım artık. Hazır abi. Tamam, başlayalım. Yarışma başlamış. Evet, beyler lütfen sessizlik. Evet, buyurun. Sessizlik. Sessizlik. Yarışma başlamıştır. Thank you.
Abi ne diyeyim? Bir saniye, bir saniye abi, bir saniye. Bunu birinci yapıyorlar. Ya kardeşim, aynı makarada, aynı. Kaba kurbağa ötüyor. O tek canarya türü. O kaba canarya. Kuş kurbağa ötüyor. Kurbağalar ötüyor. Canaryalar da var, yuvalar da var. Biz arada dünyalar da abi. Tamam arkadaşlar, en fikir miyiz? Ben en fikir miyiz? Sayın Divan. Evet. En fikir miyiz? Fatih. Birinci. Hepsinin kuşu güzel. Hepsinin yüzü güzel. İşte bizimki ötmedi. İnşallah ötmedi işte. Bak şimdi de dinliyorsun işte. Ötseydi biz de herhalde ilericiye girerdik. Ötseydi girme. Ötmediği için de biz arkadaşlara başarıydık. İş bu kadar kolay. Şimdi bizim zamanımızda burada radyolar, televizyon yok. Topaçlar falan filan. Bizde hayvan sevgisi ya da hayvan merakı iyi. Oluşturdu yani. Hayvanlara karşı bir merakımız vardı. Bu da adadaki eski Rumların zamandaki adada. Bu işi yapanlar çok vardı. Yani Florya, Saka, İskete, İspinos, dağ kuşu yakalayıp besleyenler çok vardı. Biz onların sayesinde onlarla beraber işte ağ başlarına gidip kuş yakalarken seyrettik. Merakımızdan dolayı. Yaş ilerledikçe bazı şeyleri gördük ki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre dağ kuşlarını yakalayıp beslemek yasak. Kanunen yasak yani. Fakat böyle de bir kültür var ülkemizde. Bu kültürde bunların yakalanmasını engellemek bu kültürün bitmesi anlamına geliyor. Bu kültürün de sevdalısı olan bizler bir şeyler yapmamız lazım ki ilerideki nesillere, bizden sonra gelecek kuş meraklısı arkadaşlara bir şeyler bırakmamız lazım. Doğa kuşlarını seven, sadece figüre değil, kanarya ve doğa kuşlarını seven tüm insanlarla biz şu karara vardık. Arkadaş, biz bu kültürü yaşatacaksak, Saka kültürü de var. Yani Saka'yla evet. Figüreyi ayırt edemeyiz. Aynı kökten gelen bir tohum bu. Ayrı bir çatallı ama kök aynı. Saka ve figüre kültürü çok eskiden Rumlardan gelen, Osmanlı'ya tabii kazandırılan bir kültür. Tabii. Bu yüzden dedik ki biz bu kuşu doğadan tutmayacağız. Ayana bilezikli doğa kuşlarının Avrupa'da resmi olarak, belgeli olarak beslenmesinde, hobi amaçlı olarak 50 taneye kadar beslenmesine izin olduğunu öğrendik. Bunu bir dernek kurarak Türkiye'de de bu çalışmaları yapmak istedik. Derneğimizi de kurduk. Şu an için doğa kuşları Türkiye'de renk kapsamında yarışmakta diyelim. Ötüm yok.
Benim amacım doğal kuşunu kafes ortamında ürettirip ötüme gitmek. Yani renkten ziyade. Yıllarca ustalar bu kafeste üretilmez. Üretse de ötmez. Bu şekilde söylendi. Şu anda burada ilk ağız olarak 5 tane yavru var. Bu ilk ağızları ben önümüzdeki senenin damızlıkları olarak hazırlıyorum. Çünkü hoş bunlara kendileri baktı ama bakmayabilirdi anne baba. O zaman bakıcı kanarya kullanmak zorundayım. Bakıcı kanaryadan da o sesleri alıp temiz ses vermeyebilir. Doğal renkte bir saka. Doğal renk. Yani doğadaki o kostüm birebir aynı. Saka. Bildiğimiz saka. Saka ilk saka. Ama sırf kanarya ötüyor. Saka namesinden bir tane şey yok. Çipet bile yapmıyor. Hep evet. Kanarya. %100 üretim. %100 kanarya ötüyormuş. Almış oradan. Yani bu bize çok güzel bir örnek. Bir kanarya bülbül ötümünü verebiliyorsunuz. Bir floraya bir flora ötümünü niye veremeyelim? Yani düz mantıkla gittiğiniz zaman karşıma bu çıkıyordu. İkinci ağızlarda bakıcı kuşları bir de kullanmıyorum. Bakıcı kuşlar dediğimiz kanaryalar. Kanaryaları kullanmıyorum. Bakan anne babaya, iyi bakan anne babaya'nın kuşlarından ayırıyorum. Daha önceden doğadan ki işte 10 sene önce yakaladığımız yavrulara yapmış olduğum bakım tarzında yine orada da tabii ötüm ustalarımın da orada emeği var zaten. Onların bize vermiş olduğu bilgileri burada değerlendirip resmi kanalda çekmeye çalışıyorum. Kimisine teyipten veriyorum, kimisine ders babasından veriyorum. Kimisine sabah ötümünü teyipten veriyorum, kimisine sabah ötümünü ders babasından veriyorum. Bu da dediğim gibi tek olmanın dezavantajı. Yani tek başınasınız. Halbuki 3 arkadaşla yapsak bunu 3 senede bulacağım olayı 1 senede çıkartırız. Ama yok şu anda. Ama yavaş yavaş başladı. Beykoz'da arkadaşımız var. Hakan arkadaşımız başladı. O da üretimde şu anda. Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyonu'nun dernek üyesi olan resmi üyelere bu bilezikleri veriyor. Bu hayvan tam 7 günlük. Şu anda bu kuş resmileşmiştir. Bu kuş Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre beslemekte bir sakınca yok.